Evet sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Şu anda Samsun Havza Güvercinlik köyündeki kaya mezarlarındayız. Görmüş olduğunuz kaya mezarları dönemin en önemli insanlarına ait mezarlar. Zaten yapılışından belli. Şimdi yukarı çıkıp mezarları yakından inceleyelim. Mezarların dıştan görüntüsü şu şekilde, iki dor sütun tarzında inşa edilmiş. Tabii ki de dor sütun değil ama görüntü tamamen dor sütun mantığıyla yapılmış. Amisos döneminin güzel mezar örneklerinden biri. Giriş kısmı, yani şu anki şu görmüş olduğunuz direk sisteminin hemen yan tarafı beşik tonozlu bir şekilde inşa edilmiş. Ve küçük bir yaklaşık 40'a 40 boyutlu bir, şu lambamızı bir yakalım, delik açılaraktan mezar odası inşa edilmiş. Herhangi bir, şurada görmüş olduğunuz gibi küçük bir sedir sistemi, tek kişilik bir mezar görüntüsü. Yarasayı görüyorsunuz şu anda canlı zaten. Yine aynı şekilde içerisi de beşik tonoz mantığıyla inşa edilmiş durumda. Burası inşa edildikten sonra kapatma sistemini zaten görebiliyorsunuz. Kapatıp açılma mantığı olduğu için. Aynı şekilde ibadet olayı da var. Tabii ki sonraki süreçte. Burada bir kapatma sistemi ve sonrasında açılıp kapama mantığı da aynı şekilde görülüyor. Bu şekilde baktığınız zaman, şöyle baktığınız zaman daha net, iyi bir görüntüye sahip oluyor. Tabii ki de en büyük sıkıntı şu. Bu tip alanların, yani şu sütunların veya içerinin, mezar odasının, zaten insanın mezarısının noktası burası. İçeride herhangi bir definesel hiçbir şey yok. Şu görmüş olduğunuz sütunların hiç kimseye zararı yok. Zira birazdan göstereceğim alandaki kaya mezarının giriş kısmındaki iki sütun kırılmış durumda. Ve şu noktalara baktığınız zaman bir kapatma alanı olduğunu görüyoruz. Yani bu alanlar pencere görevi de görebiliyormuş. Aynısını, zira burada aynısını bu noktada görebiliyoruz. Ön taraflarında her zamanki gibi muşlar olmak zorunda. Çünkü kapıyı tutacak iki tane koruma şeysi lazım. Küçük bir mezar. Görüntü olarak diyorum ya, bölgenin önemli bir insanına ait. Kimdir bilinmez. Kapı noktadaki murç izlerini görüyorsunuz. Şu noktadan da kapattıkları, bak buraya bir taşı koyduktan sonra buraya kapatıyorsunuz. Ve buraya taktığınız demirdir. O dönemki ağaçtır, neyse artık. Onunla taşın açılma, yani geriye gelmesini önlüyordunuz. Bir sonraki geldiğinizde ibadetinizi bu alandan yapıyordunuz. Dış görüntüsünü tekrardan bir görelim. Şu anda bu alana bizi köy muhtarımız getirdi. Şu şekilde baktığınız zaman kayanın kesim mantığı, kayanın normal orijinal kısmı şu şekilde. Ve buradan kısım kısım iniyorsunuz. Önce alt terası oluşturuyorsunuz. Sonra işlem, yani mezar işlemi gerçekleştiriliyor. Önce görmüş olduğunuz gibi içeriye giriliyor. İçeride gerekli işlemler yapılıyor. En son şu görmüş olduğunuz sütunlar inşa edilip mezar odası tamamlanmış oluyor. Yani şu görmüş olduğunuz yaklaşık 1 metrelik kaya kütlesini, burasını tamamen yontarak aşağı indiriyorlar. Oturdukları veya ayaktaki alanlardan bu alanı inşa ediyorlardı. Üst kısımları şu şekilde mezarın. Aynı şekilde bu alanlarda da küçük küçük kazılar var. Bazı kazılar olmuş alanda. Şöyle baktığınız zaman, şimdi aşağı ineceğim. Diğer mezarları göstermek istiyorum. Ve bakın, kaya mezarlarının üst kısımlarında kuyu tarzında, bakın su tutma alanlarında benzer görüntüde olsa da, şu görmüş olduklarımız üçgensel bir mezar, kaya mezar. Yani giriş kısmı muhtemelen şu diğer taraftan. Bir kontrol edelim. Şu noktadan kaya mezarı girişi, ana kayaları oyularaktan yapılmış. Suyun gücü, yani şu görmüş olduğumuz üstteki mezarlardan da bölgede vardır. Tabii ki de bunları kazmak için, yani buralar kazılsın diye bunu söylemiyorum. Ama alanda, şu görmüş olduğumuz alanda da şu görmüş olduğumuz mezarlardan mevcut. Zira yükselti farkını görüyorsunuz. Zaten alanlarda da zaten kazılar yapılmış. Şöyle baktığımız zaman
kayadan yukarı gittikçe işte, yani uzaklaştıkça mezarların kalitesi düşecektir. Güzel bir tepe. Şöyle baktığınız zaman hava güzel zaten. Bölge olarak mükemmel. Ön tarafından su geçiyor ve yaşantıya yakın bir alanda kurulmuş bir alan burası. Şimdi aşağı inelim hızlı bir şekilde. Bunlar bu şekilde. Kolay işlenebilir kaya mantığı değil bu. Şu bizim büyük şu an sütunları duran mezarımız. Şu anki bu görmüş olduğumuz bir sonraki dönemde inşa edilmiş. Yine giriş kısmı düz şekilde. Giriş kapısı üstlerde üçgenler var, bakın büyük, baya bir üçgenler bunlar, büyük. Üst kısmı tamamen Roma özentili bir mantık. Ve içeri girdiğimizde şu şekilde bir alanla karşılaşıyoruz. Yine beşik tonozlu mezar tipi, herhangi bir sedir sistemi yok. Düz bir alan yapılmış. Nişleme kısmı yok. Tamamen dediğim gibi Roma dönemi değil. Şu şekilde alanımız bu noktada. Şu kırılan sütun alanları aynı şekilde bu noktada da. Aynı mezar görüntüsünün daha geniş kapılısı. Bu alana inşa edilmiş. Yan tarafta da yıkılmış. Tamamen oda görüntüsü kaybolmuş. Bir kaya mezar daha bulunuyor. Aile tipi mezarlık alan. Şu anda kırılan mezarın iç kısmı. Bu mezar tipinin biraz farklılığı şu şekilde. Oda içi, kaya içi mezar tarzındaymış. Şu görmüş olduğumuz alanda sedir sistemi de değil. Normal düz yatırma sistemi de değil. Kaya içi oyularak, bakın şuradaki duvar tamamen yıkılmış. Aynı şekilde Perre Antik Kenti'nde gördüğümüz gibi, yani sanduka mezar, lahit mezar tarzında bir mezar yapılıyor kaya içine. Şurası zaten kapak kısmının geldiği alan. Aynı mantık görüntü şu karşıda da varmış. Bakın burası deminki iki girmiş olduğumuz mezardan çok farklı. Yıkıldığı için çok fazla belli olmasa da, şurada yazılar varmış gibi gördüm ama biraz benziyor. Şu noktadaki, bakın tam alanları görüyorsunuz zaten. Şurası kayanın tam mezar kısmı. Karşı taraftaki alanı da net bir şekilde görüyoruz. Yani bu mezar tiplerine zaten bölgede diyorum ya, bakın 3 tane mezar geziyorsunuz. 3'ü de birbirinden farklı. Şu şekilde son kez gösterip kayıtımızı o şekilde bitirmek istiyorum. Giriş kısmı, görüntüsü ve mantığıyla bu ikinci sırada. En güzeli şu görmüş olduğumuz mezar. Ve bu şekilde sonlandırıyoruz.